Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ekim 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş Terazi burcunda ayın 23'üne kadar parlayacak ve hemen ayın başında 2 Ekim'de Terazi burcun 10 derecesinde yeni ay ile birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Hem tüm ayı etkiliyor hem de önümüzdeki en az 6 ayı şekillendirecek bir tutulmadan bahsediyoruz. 8. evinizde meydana gelecek bu tutulma tabii ki son 1-1,5 yıldır aynı aksa tutulmalar olduğu için sizi daha çok para konularında etkiliyor. Yani bu süreçte para durumunuzda, gelirlerinizde, giderlerinizde, işte borç alacak konularında değişimler, dönüşümler yaşamış olabilirsiniz. İşte bu tutulmada yine böyle bir maddi konuda önemli etkiler getirebilir size. Daha çok başkalarıyla paylaştığınız kaynakları etkiliyor aslında. Yani evliyseniz belki eşinizin kazançları, onun işi, gelirleri, giderleri ile ilgili konular var. Eğer bir ortaklı işiniz varsa iş birlikleri ve ortaklı alanlarda gelirleriniz, giderleriniz, borç alacak konularınız var. Hisseli paralar ve buralarda bazı yapılandırmalar olabilir. Eğer bir boşanma konusu olduysa hayatınızda tabii ki bir nafaka, bir tazminat konusu, belki bir miras paylaşımı konunuz var. Bir borç ödemesi, bir kredi yapılandırmanız var ki bu tutulmayla belki yeni bir kredi alacaksınız. Bir yatırımınız için, bir işiniz için, bir borcu ödemek için ve benzeri konularda. Yani böyle bir parasal arayışlarınız söz konusu. Aynı zamanda bir burs, belki bir sigorta, belki bir emeklilik, vergi konusu ve benzeri işlerinizde tabii ki bu tutulma kapsamında gündemde olabilir. Terazinin içinde anlaşmalar var, kontratlar var. Bir imza atmanız, bir anlaşmanız söz konusu. Bir sigortanızı yenileyebilirsiniz veya memnun olmadığınız bir kontratı feshedebilirsiniz. Aynı şekilde hizmet aldığınız, özellikle para alanlarında hizmet aldığınız muhasebeciniz, avukatınız ve benzeri konularda sigorta acenteniz ve benzeri alanlarda bazı yapılandırmalarınız söz konusu olabilir bu dönem içerisinde. Borçlanmaya ve maddi konulara tabii ki birazcık da dikkat etmeniz gerekiyor aslında. Evet, Mars ay boyunca Yengeç burcunda olacak sevgili balıklar. Enerjinizi belki daha çok çocuklara yönlendiriyorsunuz. Çocuklarla ilgili harcamalarınız olabilir. Kişisel girişimleriniz alanında risk alabilirsiniz. Yani çok kazanayım diye böyle bir yatırım yapma. İşte ne bileyim, borsadır, spekülatif alanlardır, böyle bazen bu kumar gibi konulara da gidebilir. Buna dikkat edin. Çünkü risk alabilirsiniz para konularında. Mars burada sizi birazcık dürtüsel davrandırıyor. Özellikle temkinli olalım. Aşk ve cinsellik konularında da aslında biraz enerjinizin arttığı bir ay. Fırsatlar çıkabilir karşınıza ama daha dürtüsel, daha duygusal olabilir. Yine çok fazla sabırsız da zaman zaman davranabilirsiniz yine bu alanda. Ayın 9'unda Jüpiter ikizlerde gerilemeye başlayacak. 6 aydır Mayıs sonundan bu yana Jüpiter İkizler Burcu'nda hareketine başladı biliyorsunuz. Şimdi gerileyecek 5 Şubat'a kadar. Bu dönemde aslında son 6 aydır hayatınıza gelen konuları, Jüpiter'in size sunduğu imkanları şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Hiçbir şey gelmedi diyorsanız önümüzdeki dönemde gelebilir. Biraz zamanınız var. Özellikle biraz hani ev konuları, ailevi konularda belki hani Jüpiter sizin için fırsatlar getirdi. Buralarda değerlendirebildiğiniz konular da olabilir veya değerlendiremediğiniz konular da olabilir. İşte bunları şöyle bir gözden geçirebilirsin. 8-9 Ekim gökyüzünde Merkür Jüpiter üçgeni var. Aynı zamanda Venüs ile Mars arasında da güzel bir açı var. Ayın keyifli günlerinden olabilir. Sizin için de faydalı enerjiler çalışıyor. Örneğin özellikle yakınlarınızla ilişkilerde bazı anlaşmazlıklarınız varsa empati yapma, anlayış gösterme, sorunu çözmeniz mümkün. Parasal konularda bazı destekler ve yardımlar alabilirsiniz. Örneğin hani kiralanmasını beklediğiniz bir mülkünüz var, işte bir şeyleri satmak istiyorsunuz. Bazı güzel haberler gelebilir veya burada hani yasal süreçleriniz var, çözüm bekleyen. Hızlı gelişmeler olabilir. 13 Ekim yine aynı şekilde Güneş Jüpiter üçgeninin aktif olduğu yine güzel bir açı gökyüzünde. Bu da bazı fırsatlar getirebilir. Kendinizi daha huzurlu, özellikle yakın ilişkilerinizde güvende hissetmeniz, ev emlak işleri, ailevi konularda birazdan fırsatların artabileceği, değerlendirebileceğiniz imkanların karşınıza çıkması mümkün görünüyor. 17 Ekim'de Koç burcunun 24 derecesinde dolunay var para evinizde. Burası sizin kazançlarınızla ilgili bir alandır. Gördüğünüz gibi aslında Ekim ayı daha çok para konularında sizin için önemli bir ay. Bir işe başlamanız, gelir elde etmeniz tabii ki mümkün. Aynı zamanda işte kazançlarınızı değerlendirme, harcama, alışverişler, yatırımlar ve benzeri alanlarda veya işte mal varlıklarınız var, bunların satılması, kiralanması gibi konularda
önemli bir döngünüz olabilir. Bazı ani harcamalarınız olabilir, masraflarınız, harcamalarınız olabilir. Çünkü Mars Yengeç burcunda bu ay çocuklarla ilgili konularda kişisel keyif için veya bazı riskler de alabilirsiniz hayatınızda. Harcamalar olabileceğini işaret ediyor. Dolayısıyla para dengenize de dikkat etmeniz lazım bu Koç dolunayı. Özellikle çocuklarla ilgili harcamalarınız olabilir. Ayın son haftasında, son günlerinde biraz daha maddi streslerin, baskıların artması mümkün görünüyor. Parasal ihtiyaçlarınız artabilir. Burada kendiniz biraz yetersiz hissedebilirsiniz ya da gereksiz riskler alabilirsiniz. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Bu ay dediğim gibi Ekim ayı sizin için para önemli, kazançlarınız, gelir gider dengeniz, tüm bunları biraz daha uzun vadeli değerlendirmeniz, dürtüsel davranmamanız, daha sağduyulu hareket etmenizde fayda var. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak, 24 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu bahsettiğim etkiler sizin için biraz daha önemli olacaktır. Daha etkili olabilir. Ayın 23'ünden itibaren Güneş Akrep burcuna geçecek. 9. evinizde parlamaya başlayacak. Venüs de kariyer evinizde olacak. Bugünler özellikle ayın son haftasında biraz daha iş ve kariyerle ilgili konularda eğitimler, uluslararası işleriniz veya işle ilgili bazı eğitimleriniz ya da seyahatleriniz daha fazla gündemde olabilir sevgili balıklar. Ve bu sizin için keyifli enerjiler veriyor. Kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Hayattan alacağınız keyif biraz daha artabilir. Seyahat imkanlarınız da yükselebilir ki bu etkiler Kasım ayının başlarında da gündeminizde olmaya devam edebilir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz. Henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.